İsmail Hocam, Mehmet Hocam, haftalık İran gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. İran dün maalesef Tahran'ın merkezinde Türk Büyükelçiliğine yakın bir bölgede meydana gelen yangınla sarsıldı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. 50 civarında bir rakamdan bahsediliyor ve maalesef bu sayının artabileceği de söyleniyor. Biz buradan ölenlere rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Ancak ben bugünkü konuşmamızı biraz daha dış politikaya odaklamak istiyorum. İsmail Hocam, Bahreyn'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bahreyn'deki Vefa İslami Hareketi sert bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Dedi ki biz şimdiye kadar senelerdir kuruluşumuzdan bu yana barışçıl metotları takip ettik. Ancak bunun karşında devamlı sertlik gördük. Artık kana kanla karşılık vereceğiz dedi. Bu açıklıkta, bu şiddette bir açıklama yapıldı. Ne oluyor Bahreyn'de ve bu gelişmelerin içerisinde İran var mı? Varsa neresinde bulunuyor? 2011'de Arap Baharı başladığında aslında Arap Baharı 3 bölgeye ayrılabilirdi. Mısır merkezi Kuzey Afrika, Suriye merkezi Orta Doğu ve Yemen merkezi Körfez bölgesi. Bizim ilgimiz daha çok Mısır'a ve Suriye'ye, özellikle Suriye'ye kaydı ama Körfez'de dondurulmuş bir Bahreyn merkezi hareketlilik söz konusu. Bu 2011'den beri devam eden bir hareketlilik. Zaman zaman din adamlarının üzerinden bunların tutuklanması ya da idam kararları gibi bir takım olaylar üzerinden hareketlenen halk hareketleri ya da protesto hareketleri, bazen ayaklanmalara varan hareketlenme söz konusu. Burada da şöyle bir mesele var. Bahreyn önemli. İran'ın egemenlik iddia ettiği bir alan, biliyorsunuz Bahreyn. Şii nüfusta üzerinden. Şii nüfus üzerinden böyle bir iddiası var ama bölgenin bir jeopolitik durumu söz konusu. Yani Körfez bölgesine baktığınız zaman bir jeopolitik bütünlük var orada. Aynen bizim Ege Denizi bağlamında olduğu gibi. Körfez bölgesi de jeopolitik bütünlüğü parçalanmış, hukuki sınırlarla ayrışmış bir coğrafya. Siyasi sınırlarla jeopolitik sınırların farklılaştığı alanlar genelde buhran ve bunalım alanlarıdır. Ve Körfez bölgesinde de böyle bir durum söz konusu. O nedenle Körfez'de İran'ın egemenlik iddiaları var. Bu egemenlik iddialarına da geliştirilen bir takım tepkiler var. Ve İran buradaki hareketlenmelerden ya da işte Şiiler üzerinden nüfuz alanı yaratarak buradaki hareketlenmeleri bir şekilde besliyor. Peki Bahreyn'deki son bu gelişmeler mezhep çatışmasını maalesef bize andıran, derinleştirme riski barındıran gelişmeler de bu bağlamda mı değerlendirilmeli? Şimdi mezhep çatışması son dönemde dillendirilen bir şey. Sadece Körfez bağlamında değil, Orta Doğu coğrafyasında dillendirilen bir şey. Hatta bir çatışma dengesinden bahsedebiliriz. Özellikle Obama yönetiminin Orta Doğu coğrafyasına yönelik politikası kontrollü gerginlikti. Yani Şii-Sünni dengesi üzerinden bir kontrollü gerginlikti. Ama bu son gelişmeler, özellikle Suriye kriziyle beraber bu kontrolsüz bir gerginliğe dönüşmeye başladı. Kontrolden tamamen çıkmış bir gerginlik. Belki Trump yönetimiyle beraber bu tekrar kontrol altına alınmaya çalışılacaktır. Burada İran'ın pozisyonu çok önemli. Tabii. Çünkü Obama döneminde İran'a verilen bir rol vardı. Bu çatışma dengesi içerisinde Şii ayağı besleyen, Şii çatışma ayağını besleyen bir durum söz konusuydu. Trump yönetimiyle muhtemelen İran Obama döneminde açılan o nüfuz alanından çekilmek zorunda kalacak. Bununla beraber tabii ne kadar çekilirse, bu Körfez bölgesi için de geçerli. Körfez bölgesinde de çekildiğinde bu Şii-Sünni çatışma dengesi en azından tamamen ortadan kalkmasa da şiddetini azaltacaktır diye düşünüyorum. Tabii herhalde bunu, şunu da not etmemiz gerekiyor. İran bu gerilimin bir tarafı, ancak belli Arap ülkelerinden, oradaki gruplardan da bu mezhep çatışmasını bizim gibi ülkelerin kat'i surette meydana gelmemesi gerektiğini söyleyen, bunun bölge için çok tehlikeli olduğunu söylediğimiz mezhep çatışmasını besleyen unsurlar da var. İran'ın bu anlamda biraz daha kendi sınırlarına çekilmesinin bunu en azından hafifleteceğini şunu söylüyorsun anladığım kadarıyla. Söylediğim gibi o jeopolitik hat parçalandığı için parçalanan jeopolitik hatta çatışan taraflar bir şekilde bu çatışmayı meşrulaştırmaya çalışırlar. Bu bazen din olur, etnisite olur, farklı argümanlar olur. Bugün de Körfez ülkesinde ya da daha geniş anlamda Orta Doğu coğrafyasında
mesela araçsallaştırılmaktadır. Yani araçsal bir argüman haline gelmiştir bu çatışmanın bir parçası olarak. Ve tabii ki bu çok ama, tehlikeli ama bir sebebi değil zemin. Tabii ki. Tabii. Ve çok ki. Tehlikeli bir zemin. Tabii İran bu gidişatın ne kadar farkında ve bunun bölgenin bütünü için ne kadar büyük bir tehlike arz ettiğini ne kadar İran farkında. İran şu an bunu bir fırsat olarak görüyor aslında kısa vadede ama hı-hı. Uzun vadede dediğiniz gibi çatışan ve derinleşen bir çatışma bölgede kimsenin işine yaramaz. İran'ın da dahil. Evet, yani biz de zaten derinleşmemesini elbette umuyoruz. Zaten mezhep çatışmasının bile jargonumuzda var olması rahatsız edici bir şey. Çünkü bölgeyi çok ciddi anlamda tehdit eden bir olgu, mezhep çatışması denilen olgu. Şimdi Mehmet Hocam, ben buradan İran'ın dış politikası nasıl yapılıyor, nasıl bu mutfakta pişiyor tabiri caizse bu yemek, ona geçmek istiyorum. Hasan Ruhani ılımlı reformist bir politikacı diyoruz. Önümüzdeki seçimler sürecinde tekrar Hasan Ruhani'nin vizyonuna fazlaca şahit olacağız neler söyleyeceğine. Ancak Ruhani göreve geldiğinden bu yana 2013'ten beri çok radikal bir değişiklik getirmedi İran dış politikasında. İran dış politikası nasıl şekillenir? Doğru. İçerideki karar alma mercilerini ve bu mekanizmaların işleyiş süreçlerini biraz dikkatle incelediğimizde Ruhani'nin dış politikadaki rolünün son derece kısıtlı olduğunu göreceğiz. İran Anayasası'nın 110. maddesi İran devrim rehberinin görev ve yetkilerini açıklarken yetkilerinden birinin de İran'ın bütün iç ve dış politikasına dair genel politikaları belirleme yetkisi tanıyor. İkincisi savaş ve barış kararı yine devrim rehberinin yetkisinde. Başkomutan sıfatıyla da zaten bütün kuvvet komutanlarını atama yetkisine de sahip. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak devrim rehberi tarafından belirlenmiş olan bu genel politikalar gerek içeride gerekse dışarıda hayata geçirmekle mükellef. Cumhurbaşkanına biçilen rol budur. Dışişleri Bakanlığı da yürütmenin bir parçası olarak bu sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla Ruhani'nin seçim öncesinde aslında vaatlerine baktığımız zaman hem dünya ile hem bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme ve geliştirme ve işbirliği vaadi olduğunu görüyoruz. İran'ın milli çıkarlarının, ulusal çıkarlarının bu ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesine bağlı olduğunu, izole kalmaktan İran'ın bir yarar elde etmediğini defaatle belirttiğini gördük biz vaatlerinde. Ama bunu şimdiye kadar hayata geçiremedi. Geçirememesinin sebebi de dediğimiz gibi yani anayasanın bu yetkileri devrim rehberine tanımış olması. Devrim rehberi de tabii şahsi olarak bunu belirlemiyor. Bu konuda kendisine yardımcı olan kurumlar var. Gene anayasal kurumlar bunlar. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi milli meselelerde, milli güvenlikle ilgili konularda gerekli istişareyi veriyor. Tabii devrim rehberi bu kararları yani Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin aldığı kararları onaylamadığı sürece devlet politikasına dönüşmüyor. İkincisi yine anayasal bir kurum olan düzenin yararını Teşhis Konseyi'ni yine kendi görev ve yetkileri dahilinde bir takım yetki aslında yetkileri tevdi etmiş bu kurumda. Bu kurumda aslında ülkenin önde gelen akil devlet adamlarının bir araya geldiği bir konsey. Ülkenin büyük oranda genel politikaları burada belirleniyor ve devrim rehberine onayına sunulmak üzere bildiriliyor. Artık eğer kendisi uygun görürse bunu açıklıyor. Bizzat kendisi açıkladığı zaman devlet genel politikaları diye gerek iç ve gerek dış politika artık o saatten sonra meclisin de gerekli yasal düzenlemeyi sağlamasıyla hayata geçirmek üzere yürütmeye irca ediliyor ve yürütme bunu uygulamakla mükellef. Tabii bunun içerisinde bu dış politikanın oluşturulması ve hayata geçirilmesi konusunda sadece Dışişleri Bakanlığı yetkili değil. Aynı zamanda dışişlerini aşan doğrudan devrim rehberine bağlı kurumlar olduğunu biliyoruz. Özellikle devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs ordusu dış politikada
ciddi bir şekilde devrim rehberine koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Evet. Burada Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığı daha çok bu politikanın sözcülüğünü üstlenmiş bir konumda duruyorlar. Evet, yani Ruhani aslında bu sınırları aşan bir takım açıklamalar yapmıştı. Belki anayasal olarak çok her şey belirleme gücü olmamasına rağmen biz tabii ki bunları takip edeceğiz. Özellikle bu Bahreyn krizi konusunda Ruhani'den henüz bir açıklama gelmedi. Bunu nasıl değerlendirecek? Bu konuda farklı bir söylem takip edecek mi? Bunu da değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. İsmail Hocam, Mehmet Hocam. Bir sonraki gündem değerlendirmemize tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.